o sağlığı müheyya kılınca, yani sağlığını geri verince, elleti o sağlık ki la yutaku şükruha, asla onun şükrüne güç getirilemez. Ve eltefe lehu fil vefai bime ahide, ve verdiği sözü yerine getirme noktasında da ona lütufta, ihsanda bulununca, yani çünkü biliyorsunuz yaptığımız iyi kötü her şey bizim elimizdedir. Dolayısıyla o sözü tersini söyledim. Yaptığımız iyi kötü hepsi irademiz varsa da Allah'ın Celle Celaluhu yaratmasıyladır. Dolayısıyla o verdiği ahit, ekit sözü, o çok vurgulu bir şekilde verdiği sözü yerine getirme noktasında da Allah ona lütf edince وَالضَّانْ بِمَعَيْدَ وَالضَّمَانِ الَّذ۪ي لَا يَخِيْسَنَّ بِي اِلَّا ظَالِمُ نَفْسِهِ, ve o damanı da بِمَعَيْدَ وَالْتَفَ لُفُ الضَّمَانِ, daman vefanın üzerine şeydir, atıftır. Yani Allah bu noktada ona lütufta bulununca o damanda, yani garantilemede o söylediği şeyi yerine getirme noktasındaki garantisinde de Allah ona lütfedince ellezî o zaman ki la yehîsenne bihi, onu eksiltmez veya o zamanı bozmaz. Bu daha evvelde muhayyes kelimesi geçmişti ya. Yani o zamanı bozmaz. İlla zâlimu nefsihi. Ancak kendine zulüm eden o zamanı bozabilir. İşte vahine entedebe. Bu hine entedebe'ye taalluk ediyor. Mukadder olmuş. Mukaddem olmuş. Yani Allah ona sağlığını verince ve sözünü yerine getirme lütfunu verince entedebe lirrucu'i ila râsi amelihi. O amelinin başına dönmeye dikildi. Yani ona koyuldu. Tabii biz dediğimiz koyuldu. O amelinin işinin başına dönmeye koyuldu. Hangi konuda? İnşa'il makamat. Makamatın inşası. Makamat, biliyorsun makamatın çoğuludur. Makamat makam kökünde. Kame-i kumu kökünde. Kalınan yer demektir. Sonra şeylerde edebiyatta makama neye denir? Bir konuyla ilgili söylenen edebi şeylere, edebi metinlere kısaca makam denir. Makam. Mesela bundan önce Makamat-ı Halili var bizim İslami, yani Arap edebiyatında. Makamat-ı Bediüzzaman-ı Hemedani var. İlk önce sanırım o yazmış. Mesela Makamat-ı Hariri, ben Hemedan'kini görmedim. Makamat-ı Hariri çok çok farklı bir hakikaten edebi metin. Şaheser bir metin. Ve bu modern dönemdeki romancılığın biraz farklı bir versiyonu gibidir. Çünkü o da kendi nefsini Hammam bin Haris olarak takdim eder ve bütün 50 makamdır Makamat-ı Halili. Bütün makamların kahramanı Ebu Zeyd-i Surucî'dir. Ebu Zeyd-i Surucî konuşturuyor. Ebu Zeyd-i Surucî bazen kadı yapıyor, bazen vali yapıyor, bazen edebiyatçı yapıyor, bazen vaaz yapıyor, bazen ne bileyim tüccar yapıyor. Her bir makamda ona farklı bir rol veriyor. Mesela bir makamda ona müftî rolünü veriyor. Ve böyle ilginç cümleler halinde 10-15 tane soru soruyor ve daha fazla. O da fetva veriyor. Mesela bir yerde mektubu yazıyor. Ebu Zeyd-i Surucî. Ona mektubu yazdırıyor. Mektup da ilginçtir. Bir kelimesi mu'cam, bir kelimesi mühmel. Mektubun sonuna. Bir kelime mu'cam, bir kelime mühmel.
Ne demek? Yani bir kelimesi tamamen noktasız harflerden, bir kelimesi de tamamen noktalı harfler. Mesela ثَبَّتَ ve zeyyene سُعُودَكَ. Mesela böyle başlıyor. Yani böyle ilginç bir şey. Tabii bu makamat-ı halili olsun, makamat-ı hemedani olsun, onlar genelde edebi bir inşa için yazılmıştı. Edebi bir inşa için yazılmış. Ama mesela Suyuti de makamat yazmış, Zemahşeri de yazmış. Bunlar ise iki şey birden gütmüşler. Hem bir edebi metni inşa, hem de nasihat vermek. Yani insanlara nasihat vermek. Ki bu Zemahşeri'nin makamatında çok, ki burada da zaten söylüyor, ön plana çıkıyor. Hatta temmemaha, ta ki diyor o makamatı, amelinin başı olan makamatın inşasına başladı ki, temmemaha, onları tamamladı, hemsine makamaten. Onları ne yaptı? 50 makama yaptı. Ya'idu fiha nefsehu. Hani bugün modern dönemde şey yapılıyor ya, mesela romanlarda rakamla 1, 2, 3 bu şekilde parçalara bölünüyor. Bunlar da yani bizim geleneğimizde makamat şeklinde parçalara bölünmüş. Her bir parça bir veya her bir sahne değil isterseniz. Ki zaten biliyoruz romanları filmlere de çeviriyorlar ya, her bir şey bir sahne oluyor. Bu da öyle mesela. Yani bugün birisi olsaydı, Makamat-ı Halili filme çevirseydi, çok müthiş olurdu. Yani. Yayıl ofiya, o her bir makamda kendine vaaz veriyor. Yani kendisine öğüt veriyor. Ve enha ve nefsine men ediyor ki, enterkene ila deydeniyen evveli. İlk alışkanlığın, deyden adet, alışkanlık. Huy. Huy'den ziyade alışkanlık. İlk alışkanlığına dönmekten onu men ediyor. Terkene neydi? Meyletme. Arkadaşlar bilmeyince sorun. Hani وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَالَمُ geçiyor ya. Zalimlere meyletme. O terkene rukun kökünden. Rukun neydi? Meyletme. Hatta bu rakene yarkenu sarfta bunun biraz farklı bir hikayesi var. Rakene yarkenu gelir. Normalde sarfta madi ve mudari'in aynül fiyali ikisinin fetha gelmesinin bir şartı var. Nedir şartı? Aynül fil ve elamül fil halk harfi olacak. سَأَلَ يَسْأَلُوا مَنَعَ يَمْنَعُوا فَتَحَ يَفْتَحُوا gibi. Yani sarfta şarttır. Bir fiil فَعَلَ يَفْعَلُوا babında gelirse mutlaka ya aynul fiil ya lamul fiil halk harfi olacak. Ama her aynul fiil ve lamul fiil halk harfi olunca meftuh olması gerekmiyor. Mesela دَخَلَ يَدْخُلُوا aynul fiil halk halkıdır. Değil mi? Halk harfıdır. O baktan değil. Ama o baktan gelince böyle olması lazım. Peki, rakene erkenu ne yaparsınız? Bak, bu rakene erkenu yine aynı fiil ve namül fiil ikisinde harfı değil ve yine aynı fiil hem madide hem mudarede meftuhtur. İşte ona cevaben diyoruz ki bu min tedâhulil lügateyni veya min tedâhulil bâbeyni. İki babın bir fiilde kullanılması. Yani iki babın bir babda kullanılması. Şu demektir. Mâdî birinci babdan, mudâra dördüncü babdan. Değil mi? Kuban hiç fazla aklına yatmadı değil mi?
Yattı mı? Ha. Madi birinci baptan, mudara dördüncü baptan ve üçüncü baptan da denilebilir. Yani madi nasara, rekene, mudara'da ya'lemu yerken. İşte buna tedahulul babeyn denir. Tedahulul babeyn. Bunu anlatmak için bu kadar uzattım. İşte. Evet, ve enha o zemahşeri nefsini men ediyorduk. Enterkene meyil etmesini men ediyorduk. Neye iradeyden yel evveli. İlk alışkanlığına. Bir fikrin fihi. Hatta onu düşünmeye bile men ediyordu. Bak, onu düşünmeyeceksin bile. Ve zikrin lehu. Onu hatırlamayacaksın bile. İlla ala sebil-i teneddümü ve tahassur. Ancak yani hatırlayıp pişmanlık duymak, neden öyle vakit geçirdim diye hasret duymak ayrı, ama böyle hatırlayıp da ya o güzel günlerin vardı, keşke onları yine yapsan, o şekilde de asla hatırlamayacaksın. Ve emruha. Ve bu makamatta o kendi nefsine şöyle emirde bulunuyor. Yani bizim başlayıp en tülihha fil istikameti telecce en telecce fil istikameti ala tariqatil musla. Evet. Yani lecce yelucudu, telecce değil sanki ya. Lecce yelucu İsa anlamında gelir. Ama lecce yelucu olmaz. En telucce olması lazım. Bir bakayım buradan çıkar mı bizim bu. Ya benim kamusum da vardı. Oraya götürdüğünüz müzelik kitap gibi yaptınız. Şimdi burada hocam şey. Kamus. Evet. Burada mıymış? Ama ilginçtir. Babanı vermemiş. Fatha'yla ölmüş. Lecce. Madi değil ya. Madi zaten fatha değil. Madi'nin ötürü olacak hali yok ya. Şurada muzari harfini verir mi hocam? Şu. Yani şu. Bu muzari harfi yani. Ama olmaz ki yani. Yani kuralı olmuyor. Ben... Bakalım Firuze Avadi amca ne diyecek? Bu birisinde bir keste vermiş. Lecce telicco demiş kesteyle. Vermiş bu bir. Madide
Yani ya madi kesredir ya mudare. Yoksa ikisi feta olmaz. Bu keseyi vermiş. Lecicto. Dur yanlış söylemiyorum. Evet evet. Madin kesesini vermiş. Lecce yani lecice aslı. Lecice. O kes. Hayır. Lecce madi kese olunca mudari feta olur. Dördüncü bak bu olur. Evet. Başka da şans görünmüyor. Evet. Peki. Tövbe etti dedi ya, orada günahlarından mı tövbe etti yoksa mutezillikten mi tövbe etti? Yok günahlar. Güzel de anlatıyor. Günahlardan. O mutezilliği günah görmüyor ki. Evet. Ve emruha en telucce ve telecce fil istikameti, ve nefsine emrediyordu ki istikamette ısrar etsin. Neyin istikamette? Nerede istikamette? Ala tarikatil musla. Musla emselin çoğuludur. Müennesidir. Yani en iyi yolda istikamette olmada ısrar etmesi emrediyordu. Ve ilqa'i şeraşiri ala ma yaktadihi ma abramahu minel mithaqi ve ekkedehu minel akdi. Yani Abramov sağlamlaştırdığı misak, hani o güçlü söz, ve ekkedev yine vurguladığı, tekit ettiği akıt, yani o aklı burada söz anlamında yine kullanmış. Ve o bu tekitli, vurgulu, güçlü sözün istediği şekilde ne yapmayı? Şaraşırı atmayı. Yani arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim bugün literatürde şaraşır genelde cemi anlamında kullanılır. Mesela ben bazen kullanıyorum. Yani faalehu bir şaraşır, yani bütünüyle yaptı. Ama köken aslı itibariyle şaraşır şerşeretin çoğuludur. Şerşere bir şeyin dağılması, yani yayı dağılması, bölünmesi. Elka ale şeyi şaraşirahu de dendiğinde, yani o şeye binmesi. Burada da o mana, yani o elka şaraşir ale ma yaktadihi, o verdiği kesin sözün gerektirdiği şeye binmesi. Yani onu tamamıyla, tabi bilmek, o işte mütemekkin olmaktan kinayedir. O işte tam sahip olmaktan. Mütemekkin olmaktan, sahip olmaktan kinayedir. Dolayısıyla o verdiği söze tam sahip olmasını noktasında ısrar etmesini hep bu makamatta nefsine ne yapıyordu? Emrediyordu. Fi'alel hazimillezî İstefnâhullâhu, evet, fi aklihi ve fadlihi ve ciddihi ve sebatihi. Yani bu da misle fi'al yani. Yani böyle o güzel yolda, en afdal yolda müstakim olmaya ısrar edecek, onun bu ısrarı misle fi'alil hazmi. O akıllı kimsenin fiili gibi ki, onu hazım, akıllı demek. Akıllı kişinin sözü, akıllı kişi gibi yapmış olur ki, o hazım, ellezî istefnâhullâhu, Allah'ın müstesna kıldığı aklında, faziletinde, ciddiyetinde ve sebatında müstesna kıldığı akıllı kişinin fiili gibi, ya, yaptığı gibi
davranmasında ısrar, onun ısrar etmesini emrediyordu. Min kesirin minen nasi, ki birçok insandan. Evet. Yani o Hazım da birçok insandan diyor. Yani öyle birçok insan var. Ve lem ye'teli, ve kusurlu davranmadı. Fîmâ ya'udu alâ muktebisi. Fîmâ ya'udu alâ muktebisi ya bi celîlin nef'i ve azîmil cedva. Şu konuda o makamatın inşasında kusurlu davranmadı. Bu makamatı alıntılayacak muktebis, onu alıntılayan. Bu makamatı alıntılayacak kimselere dönecek büyük faide, Celilün Nef de büyük faide, Azimül Cedva da büyük faide. Bir nevi atfı tefsirdir ona. Yani bu makamatı okuyacak, onu takip edecek kimselere büyük faydalar sağlayacak hususlarda da ne yapmadı? Kusurlu davranmadı. Bunu iki türlü anlamak mümkün. O makamatı alıntılayacak olanlara büyük fayda. Ya ameli yönden, takva, hikmet, ahlak, o yönden ve edebi yönden ve her ikisi de kast edilebilir. Şibabe-i ilmi ve takva söylüyorum zaten. İlim ve takva babında onlara çok fayda verecek. O da nasıl? Min intikai alfazıya, lafızlarını seçerken, ve ehkami esca'ya, ve seca'lerini sağlam yaparken, evet, ve tefvif nesca, dokumasını işlerken, yani süslü bir şekilde o ibarelerini dizayn ederken, ve ibda-i nazmiya, nazmını çok güzel örneksiz yaparken, yani nazmını kelamın dizilişini kastediyor. Ve ida'ya, ve içine bırakmayı, el maanilleti, o manaları içine bırakmayı ki tezidul mustabsira fi dinillahi istibsara. O manalar Allah'ın dininde basiret sahibi olanların basiretini arttıracak manaları içine bırakmak. Vel mu'tabara min ulil elbabi itibara, ve akıl sahiplerinden itibarlı olanların itibarını arttıracak. Vallahi yes'elu, o sadece Allah'tan diler ki, Allah'a yalvarır ki, en yulkiya aleyha kabulen minel kulubi, kalplerden bu kitaba kabul atmasın. Yani kalplerin maksat, yani insan, kalp sahiplerinin bu kitabı kabul etmesini, ve rızuka meylen minen nüfusi, ve nefislerin buna meyle etmesini, nefislere rızık vermesini, nasip etmesini. Yani Allah'tan dileyin, İnsanlar bu kitabıma ne yapsın? Meyletsin. Ve insatan minel esma'i, ve işitmelerden susmayı. Yani bunu şu şekilde. Yani onunla ilgili kötü şeylerin işitmesinden susmayı. Yani kimse ona kusur falan bulmasın. Kimse onun aleyhinde dedikodu yapmasın, onu kötü bir şekilde yaymasın, o konuda insanların susmasını. Evet. Veya dinleyicilerden ona kitabı duyduklarında susmayı, yani öyle kitap öyle makbul olsun ki dinleyenler onu şey yapsın, kabul etsin. Sussun. Ve tesirem fil biladi, ve Allah'tan yine dileyim onun şehirlerde, ülkelerde yürütülmesi. Yani yayılmaz. Ve
ve en yestantika, ve Allah'tan yine dileğim şu ki konuştursun. Kimi konuştursun? Elsinete men tara'et aleyhi. Bu makamatın üzerine tarih olduğu, yani sonradan yanına vardığı, yani bu makamat kimin eline ulaşırsa onları konuştursun. Min efadeli müslimine. Fazilet sahibi Müslümanlardan kimin eline bu makamat geçerse şunu, o dilleri şu şekilde konuşturmasını Allah'tan diliyorum. Bir davet-i tayyibetil münşiye. Bu makamatı inşa edene güzel bir dua ile dillerinin konuşmasını Allah'tan Celle Celaluhu diliyorum. Ve terahhumi ve rahm talep etmesini. Terahhum, rahmet talep etmesini. Ala muktadibiha. Bu makamatı ihtisar eden. İktidar, ihtisar ve irtica. Bu manaya da gelir. Bu kitabı böyle irtica edene veya ihtisar edene terahhum, yani rahmet talep etmesi. Yani Allah rahmet etsin. Vallahu Teala, Allah Teala mercubul icabeti, onun cevabı umulur ki, yani dualarımızın kabulü ondan umulur. Limen yes'eluhu min ehlil inabeti, tevbe ehli olan ve Allah'a dönüş ehli olan kişilerin duasını kabul edilmesi umulmaktadır. Evet. Ve burada durmaktayız. Mercubul icabet limen yes'elu min ehlil inabeti. Ne? Vallahu Teala mercubul icabe limen yes'eluhu min ehlil inabeti. Tabi onun ne kadar kızdığını sen hatırladın. Biz unutmuştuk onu. Seccali okumadı. Evet. Peki. Allah razı olsun. Çok güzel. Zemahşir'in kendisi mi Mu'tezile olduğunu iddia ediyor? Biz mi onu o kategoriye? Yok, Mu'tezile. Onda hiç şüphe yok. Yok, zaten Keşşafi baştan sona kadar Mu'tezile. Etizari görüşlerle dönüyor. Mesela Keşşafi'nin de kâle ehl-ül adil deyince Mu'tezile'yi kastediyor. Bunları ehl-ül adil deyince.